Karşımızda 2 artı 6 artı 18 artı 54 diye bir toplam var ve bu toplama işleminin sonucunu bulmak elbette çok kolay. Ama ben bu gördüğünüz seriyi sigma gösterimiyle yazma konusunda bir alıştırma olarak kullanmak istiyorum. Evet gelin biraz düşünelim. Bakalım bir terimden diğerine geçerken ne olduğunu anlayabilecek miyiz? 2'den 6'ya geçmek için 4 eklememiz gerekir ama 6'dan 18'e geçerken 4 değil de 12 eklediğimiz için bu aritmetik bir seri değildir. Peki geometrik olabilir mi? 2'den 6'ya geçmek için bir bakalım. 3 ile çarpabiliriz öyle değil mi? Hemen yazalım. Çarpı 3. Peki 6'dan 18'e geçmek için Yine 3 ile çarparız öyle değil mi? Ve 18'den 54'e geçmek için de yine 3 ile çarptığımız için bu ortak oranı 3 olan geometrik bir seridir. Ve şimdi de bu seriyi sigma gösterimiyle yazacağız. Bu toplamı yazmanın farklı yolları var. Örneğin k 0 olarak başlarsa, birinci terimimiz olan 2 çarpı ortak oran üzeri k olarak yazabiliriz. Çarpı ortak oranımız yani 3 üzeri k k'nın kaça kadar gideceğini yazmadan önce gelin şu yazdığımızın mantıklı olup olmadığına bir bakalım. k 0 2 çarpı 3 üzeri 0, 2 çarpı 1 eder ve bu da ilk derimiz 2. k 1 2 çarpı 3 üzeri 1'den 6, bunun k eşittir 0 olduğunu yazalım. k eşittir 0, bu k'nın 1'e eşit olduğu durum. Bunu k eşittir 2, bunu da k eşittir 3 ile elde edeceğiz. 2 çarpı 3 üzeri 3, 2 çarpı 27, evet 54 ediyor. Buradan da k'nın 0'dan 3'e kadar gideceği sonucuna ulaşıyoruz. Evet, bu seriyi sigma gösterimiyle yazmanın yollarından bir tanesi bu. Bir diğeri ise, ilk terimimizi yazalım. Ortak oranda yazıp, kuvvet için bu sefer n eksi 1'i kullanacağım. 0 yerine 1 ile başlayacağım. Ve gördüğünüz gibi n 1'e eşitken, 1 eksi 1'den burada yine sıfırıncı kuvveti elde edeceğiz. Son olarak burada 0 yerine 1 ile başladığımız, yani indeksi 1 arttırdığımız için 3 yerine de 4 gelecek. Gelin sağlamasını da yapalım. n 4 iken, burada 4 eksi 1'den 3 elde edeceğiz. 3 üzeri 3, 27 ve çarpı 2 de 54. Bu n eşittir 1 için, bu n eşittir 2, bu n eşittir 3 ve bu da n eşittir 4 için. Evet bu videoda ne yaptık? Bu videoda aynı seriyi sigma gösterimi kullanıp farklı şekillerde yazmayı öğrendik.